Bir insanla ilk görüşmemizde neden iyi veya kötü bir enerji hissederiz ve bu enerji aslında nedir, nasıl oluşur? Bu arada bu soru çok ciddi psikoloji teorileriyle de kuramlarıyla da tartışılabilecek bir soru ama biz biraz fizyolojik bir sormuş olalım bir yandan. Bizim dünyayı biliş biçimlerimiz farklı. Analitik ve akılcı biliş günlük hayatta çok baskınmış gibi gözükse de aslında dünyayla genellikle analitik akılla bağlantı kurmuyoruz. Sezgisel bir yaşam biçimimiz var ve bu sezgisel algılama sistemi de duygular ve örüntüler üzerine çalışıyor. Zaten duygu dediğimiz şeyler kompleks durumları ya da biçimleri ya da davranışları bir bütün halinde algılayıp ona müspet ya da menfi ya da olumlu ya da olumsuz bir içsel anlam üretmek, içsel tepki üretmekten sorumlu sistemler. Eğer bizim zihnimiz atıyorum normal standart bir bilgisayar gibi ise duygusal sistemimiz bir kuantum bilgisayarı gibi hızlı çalışıyor. Çünkü çok farklı kaynaklardan gelen çok farklı cinste verileri aynı örüntüsel yapı içerisinde bir anda algılayıp ona patadanak bir reaksiyon üretiyor ve bu ürettiği reaksiyon ise yani bir tanımlama üretiyor diyelim. O tanımlama da sözel değil. Yani bilincimiz anlamıyor onun ne ürettiğini. Ne yapıyor? Bizim duygulanım olarak yaşadığımız bir şeyler yaratıyor. Diyoruz ki ya bu arkadaş yani tanıştık ama pek kanım kaynadı diyor. Bir soğukluk var diyor. Yani rahatsız etti beni falan diyor. Ya da diyor ki işte bir anda kanım kaynadı böyle sarılasım eve götüresim geldi falan filan. Bu tip duygular, duygusal sistemler bize net olarak şunu sağlıyor. Bizim içsel duygusal değerlendirme sistemimiz aklımızın eremediği kadar kompleks bir şeylere dair bizim için bir sonuç çıkarıyor. Peki her zaman doğru sonucu mu çıkarıyor? Esas konu burada bu. Şimdi bizim duygusal sistemimiz aynı zamanda yetişme tarzımız, duygusal beslenmemiz, travmalarımız şu bu gibi bir ton nesneden etki, bir ton olaydan etkileniyor. Ve bu olayların neticede bizim duygusal sistemimizi farklı prizmalar gibi böyle kırması ve onun kararlarına yön vermesi söz konusu. Annemizden doğduğumuz haliyle bu anlamda gayet tecrübesiz, hani boş levha gibi bir şeyiz. Yaşadığımız ortamdaki bütün duygusal kalıpları da böyle sünger gibi emerek alıyoruz. Yani o yüzden annemiz babamız gibi çoğunlukla tepki veriyoruz özellikle kriz durumlarında. Yani duygusal dünyamız biraz onlar tarafından şekillendiriliyor. Şimdi böyle olunca daha önce dedim benim sarışınlardan korkan bir arkadaşım vardı mesela. Yani küçükken işte bir sarışın dadıyla bilmem ne bir sorun yaşamış. Yani böyle sarışınlara karşı görünce mesela bir antipatik oluyordu, böyle bir rahatsız oluyordu, hoşlanmıyordu. Şimdi bu arkadaşta da duygusal sistem çalışıyor ama diyebilir miyiz ki bu arkadaşın yani sarışınlardan korkmasının hakkı var çünkü sarışınlar gerçekten ona zarar verebilir. Mantıklı bir şey değil. Eski travmatik anılarının ya da yanlış kodlarının da duygusal sistemine yansıması mümkün. Çoğu zaman bu arkadaşındaki kadar belirgin değil tabii. Çoğu insan içsel olarak bu sistemin sağlıklı ya da tarafsız bir şekilde çalışıp çalışmadığını bilmez. Bunun için şöyle bir kıstas öneririm ben genellikle. Duygusal sistemimizin kararlarına güvenebilmek için yeterince yaşamış olmanız lazım. Mesela Yonah Lehrer'in Karar Anı diye bir kitabı var. Özellikle öneriyorum okumanızı, okumamış olanlar için. Biraz eskice bir kitap. Bilmiyorum hala piyasada var mı ama bir gazeteci olmasına rağmen Yonah Lehrer bu snap judgment dediğimiz yani hızlı algılama sistemine dair çok ilginç örnekler ve bunların olası mekanizmalarını anlatıyor. Ve bu mekanizmalar içerisinde o duygusal sistemin uzun süre eğitildiği durumlarda ne kadar telepati benzeri isabetli çıkarımlar yapabildiğini bize gösteriyor. İşte bir Amerikalı bu şeyin neydi? Radar mühendisinin radar ekranından hiç kimsenin okumayı bilmediği bir bilgiyi fark edebilmesi gibi enteresan hikayeler var. Hani o yeşil radar ekranı vardır ya filmlerde bik bik döner böyle. Mesela orada adam yani gelen nesnenin ne olduğunu ayırt edebileceğini fark ediyor ama bunu nasıl bilebildiğini bilmiyor. Bilmeden biliyor. Böyle bir bilme tipi bu. Bu konuda bir TED konuşmam da var. Ona da bir bakarsınız. TEDx'te bilmeden bilmek örüntü gözü diye. Şimdi böyle bir sistemimiz var. Bu sistem tabii ki tabiatta hayatta kalmamızda çok yardımcıydı. Çünkü tabiatın olayları tarafından eğitiliyordu ve çok kısa bir sürede neyin doğru, neyin yanlış, hangi mantarın yenilir, hangisinin yenilmez olduğu gibi bilgileri duygusal sistemimiz özellikle öğreniyor. Ama şimdi modern hayatta zanlarla, travmalarla, yanlış kalıplarla, geleneklerle, ezberlerle, zanlarla tıka basa doluyuz. Bundan dolayı bu sistem iyi çalışmıyor. Ama atıyorum 20-30 sene hep insanlarla ilgili bir işle uğraştınız. Hep de diyelim ya kadınlarla ya da erkeklerle devamlı teşki mesainiz oldu. Belli tipte dar bir kitleyle. Ve netice itibariyle o kadar çok veri aldınız ki ve bu veriler bir süre sonra sizde insan sarraflığı dediğimiz bir durum oluşturuyor. Kişileri görünce diyorsunuz ki bir dakika. Bunda sıkıntı var. Ya da görür görmez tamam buna güvenilir. Ama 10'lu yaşlarımızda, 20'li yaşlarımızda böyle bir his geliyorsa ona bir hop olduğun yerde bir dur demekte fayda var. Çünkü o zamanki o acemi hisler dışarıdaki nesnel verilerle eğitilmiş olmaktan ziyade bizim kendi arka planımızdaki
bir kısmı sorumlu olabilecek zanlarımızla da besleniyor. O yüzden bu hisler bize çok yardımcı olabilir ama eğitim şart. Yani yaşamla eğitim şart, bunları çok eğitmemiz lazım. Aslında şöyle özetlememiz gerekirse hocam, bir şey okuyoruz ama niye okuduğumuzu bilmiyoruz. Bunu belki de neyi bildiğimizi bilmeyi öğreneceğiz adım adım. Bu ön yargılarımızdan sıyrıldıkça. Aynen öyle. Bunun bize faydası olacaktır. İnşallah, hadi bakalım. Yani bu konuyu çok anlatmak, hatta ileride inşallah detaylı çalışmaları derleyerek, hatta mümkün olursa bizim gençler bu konuda bazı çalışmalar yaparlarsa onların da çalışmalarını ilave ederek bir kitaplaştırmayı falan düşünüyorum. Çünkü bu konu önümüzdeki yakın gelecek dönemin önemli becerilerinden biri olacak diye zannediyorum. Yani artık analitik öğrenme becerisinin sınırına geldik. Google tepemizi patlatmak üzere. Daha örüntüsel bir öğrenme ve bu konuda yapay zekadan yardım alma gibi bir durumumuz oluşacağını düşünüyorum. Biraz bunu detaylı anlatmam lazım. Tabii böyle iki dakikada şimdi soruyorum da çözemeyiz o işi. Hocam, daha sonra coşarız. Bir de aslında burada bahsettiğimiz şey yeni bir öğrenme tipi değil. Eski bir öğrenme tipi yeniden algılayan, yeniden bunun farkına varabilmek. Bu çok eskiye dayanan, daha bizim köklerimizden gelen bir özellik. I know. Most of you are looking at the subtitles to understand what I'm saying. You can't escape from English anymore. If you come to Yadasa Academy, you too will get a kick out of movies. Hocam, burada biraz önce bir soru geldi. Çok hoşuma gittiği için sormak istiyorum. Bir üçüz annesi bize soru sormuş. Hadi canım. Evet, üçüzlerim var demiş. O nasıl bir şey demiş. Ya? Üçüz nasıl doğrudur abi? Daha önce de soru sormuştum dedi. Evet, üçüzlerinden hatırlıyorum. Üçüz annelerin nörel bağlantılarıyla tek çocuğa sahip annelerin bağlantıları aynı mıdır? Hocam, burada belki çok çocuklu, yani bir nörel bağlantılar kısmına hem bir değinebiliriz hem de çok çocuklu veya işte üçüz de kolay gelsin bu arada. Ya benim dünkü beyin bağlantılarımla bugünkü farklı. Bir kere öyle diyeyim. Bir annenin zaten yani bir çocuk olduktan sonra o beyninde olan biten hadiselerin hala binde birini çözebilmiş değiliz. O bambaşka bir reorganizasyona gidiyor. Çocuklu bir anneyle çocuğu olmamış bir kadın beyin bağlantısı sağlığı arasında mecburen çok fark var. Çünkü o kadar büyük hormonal değişimler falan var ki. Ya bir de buna fizikte üç cisim problemi diye bir şey var ya. Üç tane ayrık nesne kaotik sistem oluşturuyor. İki tane cisimde sorun yok. Onları hesaplıyorsunuz da üçüncü bir cisim girerse hesaplanamaz karmaşıklıkta bir sistemi üç cisimle elde edebiliyorsunuz. Üç tane çocuğu olan bir insan, ki benim de üç tane çocuğum var. Ama aslında kendi kendine organize edebilen bir sistem oluşturuyor. Bir de bunların 300 olması, hemen hemen aynı zamanlarda acıkması, kaka yapması, ortak bakım gerektirmesi, eşit sevgi gösterilmesi, insanın iki tane memesinin olması mesela, bir de 300. Ben bunu şu anda hiç düşünüyorum mesela, enteresan bir sorun. Dolayısıyla bütün bunlar gerçekten sizi bambaşka bir tecrübeyle donatıyor. Zaten çocuk sayısının artması beyin bağlantısını daha çok coşturur diye bir şey yok. Ama uğraştığınız işin ya da karşı karşıya kaldığınız meydan okumanın size ne büyük müşkül çıkarttığı sizin ne kadar gelişeceğinizi belirliyor. Öldürmeyen güçlendirir sırrınca. Rahmetli Nietzsche'ye selam olsun. Bir şekilde bu badire sizi daha girişkin, daha bilge bir insan yapacak. O kez badire dedim çocuklara. Bu macera diyecektim. Badire. Hocam, erkeğe nasıl geliyor görüyorsun ya. Benim için 300'üm olsa ben perişan oldum yani, hiçbir şey yapamam. Ama bu macera sizi gerçekten daha başka ve daha bilge bir insan yapacak. Maşallah diyorum. Üçünün de gözlerinden öpüyorum. Allah güzel güzel günlerini göstersin inşallah diyorum.